Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biz sinemaya gidiyoruz Mehmet'le. Annem bizde, Ömer Yusuf'u ona bıraktık. Ömer Yusuf doğduğundan beri, hatta öncesinde gitmemiştik, bayağıdır yani. Bir yıla yakındır sinemaya gitmiyoruz. Bugün de annem bizde diye fırsatı kullanalım dedik. Ben de işten gelmiştim, yarın evdeyim. Mehmet de evde. Şimdi öyle acele böyle bir filme baktık. Şey varmış şimdi. Bu Koğuş'taki mucize miydi Mehmet? Evet. Değil mi? Aynen, o bayağı bir beğenilmiş. Biz de merak ettik. Dram de... sevdiğin için gidiyoruz desene. Ha, evet, ben dramı de dram seviyorum. Filmlerini seviyorum arkadaşlar. Gerçekten yani. Duygusal filmleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. O yüzden de uzun zamandır da gitmediğimiz için bugünü değerlendirmek istedik. Bakalım, inşallah güzel bir gece olur bizim için. Akşam yani, şu an saat. Biraz eğlenelim dedik. Hani kendimize de vakit ayıralım. Bu arada buram da uçuk çıktı arkadaşlar. Stresten. İş yoğunluğu var bu aralar. Ya da o yüzden biraz stres yaptım. Olabilir, belki bazen mevsimsel de oluyor. Havalar soğuyunca benim genelde uçuk çıkıyor mutlaka. Bağışıklık sistemi düşüyor. Evet, şimdi seansa yetişmeye çalışıyoruz. 7'deydi değil mi? 6:20 geçiyor. Zaten gideceğimiz yer yakın. Arkadaşlar hemen direkt çıkıp biletimizi alacağız. Bakalım. Bize güzel bir gün olur inşallah. Felaket bir kalabalık var. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum yani. Şuraya bak. Pazar gününün vermiş olduğu bir kalabalık sanırım. Yani sebebi bu olsa gerek. Şuraya bak. Felaket kalabalık. Sanırım yer var inşallah. Sinemada yer bulacağız. Koşmaya devam. Arkadaşlar koşuyoruz. Hadi koşalım, koşalım. Evet, koşuyorum şu anda. Mehmet, beni bekle. Bekler misin? Neden beni beklemiyorsun? Bu arada gözüme kirpik kaçtı. Çok sinirlendim yani şu anda. Başka bir şey kalacağım. Az kaldı. Ay, ne kadar kalabalık burası bugün ya. Ne var ki acaba, biz konser falan olsa? Ben geldim ya. Yani. Bizi almaya gelmişler. Eminim. Bu arada gözüme çok kötü. Kirpik kaçtı. Mırıldanıyordum, şarkı söylüyordum. Evet. Lütfen müzikle içerikler yok. Yasak mı? Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi sinemaya geldik. İnşallah yer bulabiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda biletimizi aldık. Salon dolmuş.
Salon 4. Mehmet'e dedim ki yanımızda birileri olmasın dedim. Köşede hayır. Oturalım dedim. Abi, hani birileri oturayım. Çünkü vuruyorlar falan böyle insanı. Hayır ne alakası var? Sakin, hayır. sakin. Tüm tezini çürütüyorum. Abi film güzel yerden izledi. Yok bir isyan olmasın diye köşede oturamam. Peki. Orta yerlerden aldık biletimizi. Evet. Şu anda felaket. Burada kalabalık var arkadaşlar yani. Gerçekten. Pazar günü sanırım o yüzden. Burası da çocuk oyun alanı var. Sinemanın etrafında. Şu an benim sesim inşallah çıkıyordur anons sesinden dolayı. Çıkmıyor da olabilir bilmiyorum. İnşallah çıkıyordur arkadaşlar. Bu filmi çok övdüler. O yüzden bu filmi. Bak salon 8'de de ECV'li kalpı var. Biz. Eğer siz de beğendiyseniz hani yorumlarınız neyse yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenenler yazsın. Ben şu anda ilk defa gideceğim. Filmden çıktıktan sonra size söyleyeceğim beğenip beğenmediğimi. Herkes beğenmiş. İnşallah beğenirim. Dram filmlerini çok seviyorum zaten. Muhtemelen bunu da çok seveceğim. Gibime geliyor. Bakalım şimdi izleyip göreceğiz. İnşallah güzel vakit geçireceğiz. Çıktık. Güzel bir filmdi. Gerçekten çok duygusaldı. Yer yer gözlerimiz doldu. Böyle yaşlar indi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yani. Etkileyici. Tam dram filmi. Yani ben de zaten dramı çok seviyorum. Mehmet pek sevmesi de aksiyon falan seviyor ama o bile çok sevdi yani. Güzel. Film güzel arkadaşlar. Ağlamak isteyen olursa ya da duygulanmak isteyen ya da ne bileyim işte. Duygulu film seven varsa, dram filmi seven varsa gelmesi gereken bir film arkadaşlar. Aynen bence. Filmle ilgili bir spoiler ya da başka bir şey vermeyelim. Gelince izleyin inşallah. Film güzel. Aynen. İzlenebilir bir film yani. Beğenenler de yazsın. Gerçekten çok güzel oluyor yani. Ben çok seviyorum dram filmi. Duygulu bir zaten. Film. Aynen yani. Bir de oyunculuk da çok iyiydi bence. Hani gerçekten çok iyi oynamışlardı yani. Şey hani duygulanması insan böyle duygulanması gereken yerde tam duygulanıyor. Mesela filmin sonunda böyle çok üzülüyorsunuz. Tam hani kötü olacak diye bekliyorsunuz. Ama orada bir böyle değişiklik oluyor. Tam o yerinde bir değişiklik olmuş. Yani o kişinin değişikliği. Onu da çok şey yapmayayım. Detayına gireyim mi? Detayına girme. Hayır. Spoiler verme. Aynen. O değişiklik tam. Mesela eğer o değişiklik olmasaydı çok üzülecektim ben. O kişi değişikliği. O sondaki kişi değişikliği. Hayır ya. Aynen. Olmasaydı çok üzülecektim. Ama o değişiklik olduktan sonra tamam yine üzücü bir olay. Ama o kişinin yaptığı fedakarlıktan dolayı o kadar üzülmüyorsunuz. Ve hani kendini feda ediyor gerçekten bir mutlu bir olay için. Ondan dolayı da çok yerinde olmuş yani. Filmi sonunu söyleseydin güzel bitirmişler. Bari. Güzel bitirmişler. Hani filmi söyleseydin bari. Tamam söylemedim ama hayır, yani kimse ne olduğunu bilmiyor sonuçta. Gitmeyenler bilmiyor. Gidenler de biliyor. İzleyenler anlayabilir. İzleyince anlayabilirler izlerken. Yok ya. Ne olur mu anlarlar. Sanmıyorum. Neyse. Önemli olan zaten hani sonuna kadar izlemek. Sonunda zaten olay oluyor. Ben ortasına falan bir şey vermedim yani. Spoiler vermedim. Neyse konuştukça filmi anlatmaya neyse, çalışıyor tamam. Arkadaş. Arkadaşlar şimdi biz tamam. Artık AVM kapanmak üzere. Babam gelecek onu alacağız şimdi buradan gardan. Ondan sonra eve gideceğiz. Ömer Yusuf da iyiydi. Anneme sordum. Oynuyorlarmış. İnşallah yaramazlık yapmıştır. Uyuyabilir biz gittiğimizde muhtemelen. Şimdi birazcık dolaşacağız AVM kapanana kadar. Çünkü babam da o sırada gelecek. Şimdi biraz dolaşalım. Ondan sonra evimize gidelim artık. Çünkü saat 10 olmak üzere. Görüşürüz.
Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Bugün güzel bir gün geçirdik. Gerçekten güzeldi film. Bayağı bir keyifliydi yani izlemesi. Ömer Yusuf da durmuş akıllı bir şekilde. Şimdi de uyumuş. Annem uyutmuş onu. Birazdan da biz uyuyacağız. Annemler gidecekler zaten. Ben artık işe gitmeyeceğim. İzinliyim. Yarından itibaren. Bugünlük videomu kapatıyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.